Kahramanmaraş'ta taksi şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Hayriye Telek, 5 yıldan bu yana direksiyon sallıyor. Kadın şoförlerin sosyal medyadaki hikayelerinden ilham alarak taksici olan Telek, çalışma azmi ve mesleğine olan sevgisiyle dikkati çekiyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evi yıkılan Telek, 3 çocuğuyla Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Umut Kent Konteyner Kenti'nde yaşamını sürdürüyor. Hayriye Telek, taksiciliği çok sevdiğini, müşterilerin kadın şoför gördüklerinde şaşırdığını belirtti. Şimdi telefon açıyorlar, biz taksi istiyoruz polikliniklerin önüne diye. Tamam diyorum. Gidiyorum, biz hani sekreter sanmıştık, biz şaşırdık gibisinden cümleler. Tabii ki güzel şeyler de duyuyorum, dualar da alıyorum. Memnunum işimden, seviyorum. Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde çalışan Telek şöyle konuştu. Bayanlardan tabii ki güzel sözler duyuyorum. Hani güvende olduklarını söylüyorlar. Yani güzel şeyler alıyorum bayanlardan. Hani erkeklerden o tepkiyi almıyorum tabii ki de bayanlardan alıyorum. Hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Sizi destekliyorlar. Tabii ki. Mutlu oluyorlar, gurur duyuyorlar. Yaşlı müşterilerime, hasta müşterilerime içerilerine kadar, yeri geliyor market alışverişlerine kadar yapıyorum. Kapıların içine kadar bırakıyorum. Yeşilçam dizilerindeki Nebahat'a benzettiklerini söylüyorlar. Nebahat geldi, gitti o şekilde. Ama benim ismim... Çevredekiler taksi hayroş olaraktan biliyor. De dualarını alıyorum, o bana yeter zaten. Ben mesleğimi seviyorum. Yani sonuna kadar gideceğim inşallah.